Merhabalar. Şimdi bu derste kontrol yapılarını göreceğiz. Programımızın akışını değiştirmek, belirli şartlar sağlandığında belirli işlemler yaptırmak için kontrol yapılarını kullanıyoruz. Belirli şartları biz mantık önermeleri ifade ifade ediyoruz. Bu mantık önermeleri işte bir programımızdaki bir yanmasını bir koşula bağlayacağız mesela diyelim. İşte bir sayı bir sayı eşitse şöyle yak. İşte bir sayı bir değişken şundan küçükse veya büyükse şu işlemi yap gibi çeşitli mantık önermelerini kullanacağız. Bunlar gördüğünüz gibi işte eşit eşit, eşit değil, küçük, büyük, büyük eşit, küçük eşit şeklinde olan ifadeler. Bunların haricinde mantık önermedeleri olarak true ve false yapıları var. Yani doğruysa ve yanlışsa. Yani bir önerme kullanıyoruz. Bu ifadenin döndüreceği değer birse, o true'dur. Döndüreceği değer sıfırsa, o false'dur. Şeklinde mantık önermelerini kullanacağız. Onun haricinde, temel mantık operatörleri olan, and, ve kapı, ve ve işlemi or, veya işlemi not, değil işlemedir. Bunlar, dijital elektronikte, Dijital elektronik bilenler bunlara aşinadır ve kapısı gördüğünüz gibi iki tane şu şekilde işaretin yan yana gelmesiyle or kapısı bu şekilde not kapısı ise bu şekilde bir işaretle simgelenmiş şimdi burada end kapısı end ve demek yani şu gerçekleşir ve şu da gerçekleşirse o değer turu döndürür. Yani bir değeri döndürür. Ve, ve şart sağlanmış olur. Veya işlemine gelirsek veya işleminde ise şu işlem gerçekleşsin veya bu işlem gerçekleşsin. Yani iki tane işlemimiz var. Bunlardan herhangi bir tanesi gerçekleşiyorsa benim e, önermem kabul edilmiş sayılıyor. Burada da Nat işlemi yani değilse işte 0 değilse 1 değilse şeklinde bir mantık önermesi oluşturuyoruz. Bunları kullandığımız zaman daha rahat anlayacaksınız. Şimdilik yabancılık çekmeyin diye bu şekilde bir tanıtım şeklinde ilerliyoruz. Şimdi biz bu mantık önermelerini nerede kullanacağız? Biraz önce ufak tefek bazı örneklerden bahsettik. İşte belirli bir şarta göre şu işi yap. Hava kararınca kontrol et havanın karardığını. Bir tane LDR sensörle mesela. Eğer işte LDR sensörden gelen değer şundan büyükse lambayı yak gibi bir mantık önermesi oluşturacağız. İşte butona basıldı mı? Butona basıldıysa bir değeri gelir Arduino'ya. E, Butondan butona bağladığım pininden okuduğun değer 1 ise motoru hızlandır gibi şeklinde mantık önermeleri gerçekleştireceğiz. Ee, bolca kullanacağız bunları yani neredeyse her programda. İşte e, karar yapıları oluşturacağız, program akışını değiştireceğiz buna göre. E, bu mantık önermelerini oluşturacağımız mantık önermelerine göre. Şimdi en e, temel bizim e, bir yapımız var, if yapısı. Bu if yapısı gayet basit, e, sıkça kullanacağız. E, neredeyse her programda karşınıza çıkacak if-else yapıları. Şimdi if yapısı şu şekilde çalışır, parantez içerisine bir mantık önermesi yazarsın. İşte değişken 1, 3'e eşitse e, if'in süslü parantezleri arasına yazdığım kodları çalıştır. En basit bu şekilde ifade edebilirim. Yani ben bir şarta bağlıyorum. Bir, bir olayın gerçekleşmesini, komutların, bazı komutların gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilmesini, bazı işlemlerin gerçekleştirilmesini değişken birin 3'e eşit olmasına bağlıyorum. 3'e eşitse bunu yap. Else değilse, değilse yani 3'e eşit değilse, 3'e eşit olmadığı durumlarda da şuradaki kodları çalıştır şeklinde açıklayabiliriz. Burada if eğer demek zaten. Else değilse yani if'in e, parantezi içerisine yazdığım şart sağlanırsa süslü parantezlerle yazılanlar yaz, süslü parantezler arasına yazılan kodları işle, işlet, çalıştır. Eğer değişken bir üçten farklı bir değerse else buradaki else'in süslü parantezleri arasına yazılan işlemleri, kodları çalıştır demek. Şu şekilde sıralı bir şekilde de oluşturabilirim. Yani 3'e eşitse bunu yap. Else if 4'e eşitse bunu yap. 3'ten 4'ten farklı bir şeyse bunu yap şeklinde alt alta uzatabilirim şartlarımı. İşte 3'e eşitse şunu, 4'e eşitse şunu, 5'e eşitse şu şu, şu işlemi, 6'ya eşitse şu işlemi yap şeklinde kod blokları oluşturabilirim. if yapısı bu şekilde. Kontrol yapılarından kısaca bahsetmeye çalıştık. Bunları örneklerle çeşitlendirdikçe daha da rahat anlayacaksınız. Zor şeyler değil. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.